Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle sizlere yakından göstereyim arkadaşlar. Birbirine geçirilmiş vaziyette gördüğünüz gibi modelimiz, ilmeklerimiz şöyle arkasında bu şekilde düz bir örgü şeklinde görünüyor arkadaşlarım. Her bir yerimizde, şu yerlerimizde üçer tane ilmeğimiz var. Aralarda da ikişer tane ilmeğimiz var. Kenarlarda gördüğünüz gibi 3 tane fazladan ilmeğimiz var her iki kenarımızda. Evet, modelimizin yapımına hemen geçmek istiyorum. Şöyle bunda kartopu Aksoft ip kullandım. Şimdi ise kartopu lake biraz daha kalın ve beyaz olduğu için onu kullanmak istedim. Şişim de 4,5 milim arkadaşlar. Şöyle 2-3 tanesini anlatsam yeterli olacaktır. Yani modelimiz arkadaşlarım 5'er ilmekten oluşmakta. 5 artı 3 şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle hemen ilmek atarak başlıyorum. İki, dört, altı, sekiz, on, on, on iki, şöyle 13 tane. Bir de bir kenar için bir ilmek daha atalım. Bu şekilde. Ve başlayalım arkadaşlar. İlkinde, ilk sıramızda şöyle alıyorum. Kenar ilmeğim arkadaşlarım. Yanına iki tane düz ilmek örüyorum. Düz olarak. Arada 3 tanesini ters olarak örüyorum. Yani ipim önde. Araya 2 tane düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane tersten örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 tane yine düz olarak örüyorum. Ve ön tarafa geçiyorum. Şimdi öne geçtiğimizde arkadaşlarım, bu arada giden, yani bu tarafta, ön tarafta düz olan, ters olan ilmeklerimiz sürekli ters olarak devam edecek. Yani bu şekilde onları yine ipimiz önde bir şekilde ördük. Şimdi buraya geldiğimizde bu ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Normal düz bir şekilde. Bu ilmeğimi ise bakın birbirinin içerisinden geçirmeli bir vaziyette durduğu için bu ilmeğimi şu şekilde içerisine giriş yapıyorum, önce arkadakine alıyorum, bu şekilde örüyorum. Sonra da hemen örmeden atladığım az önceki ilmeğimi örüyorum. Evet. Ve çıkartıyorum arkadaşlar. Arada iki tane tersi örüyorum. Sonra yine bakın o üç düz ilmeğe geldi. Örüyorum ilkini düz olarak. Birini, hemen ortadakini atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Onu da düz olarak bu şekilde örüyorum. Sonra bunu alıyorum. Buradan buraya tekrar örüyorum. Kenardaki iki tanesini yine ters olarak ördüm. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada yine bakın ördüm kenar ilmeğini. İki düzümü ördüm. Yanına gelen az önceki ön tarafta 3 tane düzümüz, yani şu ilmeklerimizin ilkini yine tersten bakın bu şekilde örüyorum. Daha sonra buraya geçiyorum. Bakın şu şekilde alıyorum ve buradan örüyorum. Bu şekilde tersten örüyorum arkadaşlar onu da. Sonra şu ilmeğime geliyorum. Onu aynı şekilde tersten örüyorum ve çıkartıyorum. Böyle yaparak bakın şu yuvarlaklıkları sağlamış oluyoruz. Şimdi devam edelim.
İki tanesini yine düz olarak örüyorum. Yanına geleni tersten örüyorum. İpim önde bir şekilde, arkadan diğerine giriş yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde onu örüyorum. Sonra da bu öndekini tekrar örüyorum, ortadakini. Ve ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta yine bakın kenardakini ördüm. İki tersimi ördüm. Şimdi yine aynı arkadaşlarım. Bakın aldım, ördüm düz olarak. Buradan giriş yaptım. Önce bunu, sonra da bunu örüyorum ve çıkartıyorum. Bakın birinci yerimizi oluşturmuş oluyoruz. Şöyle. Şimdi iki tane daha tersten ördük. Hemen yanındakini düz örüyoruz. Yine arkadan giriş yapıp çıkartıyorum. Sonra da bunu aynı şekilde örüyorum. Ve devam ediyorum. Aradaki iki ters giden bu ilmeklerimizi bire de düşürebilirsiniz. Şöyle hemen yine aldım. İkisini normal ördüm. Üçüncüyü de tersten ördüm. Arkadan şuradan bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Ters olarak örüyorum. Sonra da bunu ters olarak örüyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz yine. Ters olarak ilkini örüyorum. Hemen şişimi arkadan içeriden aldım bu şekilde. Bunu da buradan alıyorum. Ve kenardaki ikiye geçiyorum. Ve bakın böyle kıvrımlı bir model ortaya çıkmış oluyor. Hemen bir sıra daha yapalım ki daha net anlaşılsın arkadaşlar. Şöyle aldık. Düz olarak ördük. Hemen arkadakini arkadan şu şekilde giriş yaparak ördük. Bunu da aynı şekilde. Ve iki tersimizi örüyoruz. Sonra bir düz. Hemen arkadan alıp düz. İki ilmeği de. Ve iki tane kenar. Şekilde geldim. Tersten ördüm. Hemen birini atlayıp diğerini tersten örüyorum. Tersten örüyorum. Şu şekilde giriş yapıyorum. Ve bakın böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor ve şöyle bir de lastik gibi bir yapıya sahip, bakın açılabiliyor, şöyle topluyor, açılıyor. Şimdi bunu, bundan bereler, atkılar, hırkalar, erkek örgülerinde özellikle kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Gayet yapımı da kolay. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.